Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvizu emri ila Allah innallah basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel hayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttasıl el nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal İza kâletil mar'atu li zevciha ma ra'eytu minke hayran kattu fakat habita ameluha. Sadaka Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan-ı rızam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullah teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal-i dar-ı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırın ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin erbaikine el-Fatiha. Bismillah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza kâme ahadüküm minel leyli fetesta'ceme. Sizden biriniz geceleyin kalksa, evet, fetesta'cemel Kur'an ala lisanihi. Geceleyin kalktı. İslam'da erken yapmak, erken kalkmak çok güzeldir. Çok güzeldir. Gece namazı, herkes uykuya daldıktan sonra uyuduktan sonra kalkıp gece namazı kılmak çok muazzam ecirler, sevaplar kazandıran bir şeydir. Bir davranıştır. İki rekatı dünya ve dünyadakilerden daha kıymetlidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Geceleyin kılınan namaz. Uyuduktan sonra kalkıp kılınan namaz. Şimdi kalkmış, bir de geceleyin sabaha karşı işte bunu kılıyor. Kur'an okuyacak. Evet, Kur'an-ı Kerim'de sabaha karşı herkes uykuya daldığı zaman kalkıp Kur'an okuyan müminin Kur'an'la melekler şahitlik ederler. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i celle var bu. Bu iş son derece güzel, kıymetli. Herkes uykudayken sen kalkıyorsun, namaz kılmışsın, arkasından da Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Tabii sesli okuma komşuları rahatsız eder. Komşuları rahatsız etmeyecek şekilde. Evet, kadınsa zaten hiç sesli okumaması lazım. Başkası erkekler duyarsa kadının sesi erkeklerin duyulması caiz değil. İçinden okuması lazım. Tabi harfleri telaffuz ederek içinden okuması lazım. Erkekse dışından okuyabilir ancak sokaktan geçerken mesela pencerenin dibinde Kur'an okumamak lazım. Neden? Yoldan geçen bir adam Kur'an dinlemek farzdır. Farz-ı kifayedir. Pencereden okuyor adam, sokaktan geçen duyuyor. Bir tek adam geçiyor. Şimdi Kur'an dinlemek farz. Yanında bir arkadaş dursa o farzı o yerine getirecek. O sorumlu almayacak. Ama tek kişi dinlemek zorunda Kur'an'ı. Kur'an'ı dinlemek lazım. Ve izâ kur'el Kur'an'ı feste'nû leh ve ansıtû le'allekum turhamûn. Ayet var. Kur'an okunduğu zaman susun, dinleyin. Allah'ın emri. Onun için hutbe okunurken de hiç sesimi çıkarmadan namaz kılar gibi dinleyeceğiz. Kur'an okunduğu zaman da hiç şamata yapmadan, gürültü yapmadan dinleyeceğiz. İza kur'el Kur'anu festemi'u le ve ansıtu le'allekum turhamun. Ayet bu. Ama Arap radyolarını açarsanız Allah 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 filan. Buna yanlış. Kur'an'ı dinleyeceksin, içine sindireceksin. Saygılı bir şekilde, huşuyla, huduyla içine sindire sindire dinleyeceksin. Bu taşkınlık hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Evet, böyle kalabalık meclislerde, vaazlarda veya mevlitlerde güzel sesli hocalarımız güzel Kur'an okuyor ve hocalarımız güzel konuşunca tabanca gibi
Allah Allah diye bağırıyorlar. Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Gece kalk, Kur'an oku. O zaman Allah Allah diyebiliyorsan hadi hodri meydan de bakalım. Kimse görmeden böyle gürültüye pabuç bırakma yani. Gösteriş riya girer. Yanlış bir şey. Susun dinleyin. Evet, bu ayetlerden dolayı Kur'an dinlemek farz-ı kifayedir. Bir mecliste Kur'an okundu mu susacağız, konuşmayacağız, dinleyeceğiz. Birileri dinlerse kurtuluruz sorumluluktan. Hani bunu niye söylüyorum? Mevlüt okunuyor mesela. Mevlüt adet. Yani mevlüt bütün günahları sildirir diye kanaat var. Yok, öyle bir şey yok. Ama müminlere yemek yedirmek, peygambere salavat getirmek güzel bir şey. Onun için kötüdür demeyiz de. Ama hiç namaz yok, abdest yok, her türlü şeyler karıştırıyor adam. Senede bir defa bir mevlüt okunuyor, temizleniyor. Yok yok, öyle bir şey yok. Mevlüt temizlemez. Sevaptır tabii. İnsanlara yemek yemek. Bu kanaat da yanlış. Mevlüt okunca her şey biter anlamına değil. Mevlüt okunuyor. Şimdi bir taraftan yemek yeniyor, bir taraftan Kur'an okunuyor. Problem yok. Çünkü dinleyenler var. Dinleyen oldu mu, onlar farzı yerine getiriyor. Ötekiler gürültü yapmaksızın, konuşmaksızın bir tarafta yemek yiyebilirler. Ama gürültü yapmak caiz olmaz. Çünkü Kur'an'a saygı lazım. Kur'an'da biliyorsunuz kafirler peygamberimiz Kur'an okurken arkalarını dönerlermiş. Ve yuvellûne dübür. Arkalarını, kışlarını dönerler Kur'an'a hakaret olsun diye. Peygamberimize Kur'an'a müşrikler böyle yaparmış. Allah onları yeriyor. Cehennem ateşiyle tehdit ediyor. Maksadı adamın Kur'an'a saygısızlık değil. Yemek alırken, verirken arkası Kur'an okuyana karşı o yok. Bunlar da problem yok. Kasten dönerse bu. Kasten dönerse öyle yanlıştır. İşte dediğim gibi gürültü yapmamak lazım. Şamata yapmamak lazım. Huşu ve hudu ile Kur'an-ı Kerim'i içine sindire sindire dinlemek lazım. Bir adam Kur'an dinlediği zaman onun tüyleri diken diken olması lazım. İçinde bir güzellik olması lazım. Evet. Vecilet kulubuhum ve izâ tüliyet aleyhim zâdetüm imâne. Kur'an. Güzel Müslümanlar Kur'an okunduğumu tüyleri diken diken olur. Haşyete gelirler. Allah korkusu onları sarar. Veya cennet Allah'ın rahmetinden dolayı gözlerinden yaşlar akar. İçlerinde güzel bir duygular uyanır. Böyle heyecana gelirler. İmanları artar. Oturuyor adam, hiçbir şey etki etmiyor. O zaman tövbe istiğfar etmen lazım. Kur'an sana bir şey yapmıyorsa eğer, etki etmiyorsa kendine gelmen lazım. Ya çok haram şeyler yiyorsun. Karnında miden haramla doluysa tabii Kur'an ne yapsın seni? Namaz kılsan ne yapsın seni namaz? Miden haramla doluysa dikkat etmesi lazım adamın kendini. Şöyle bir çeki düzen vermesi lazım. Kendini muhasebe, hesaba çekmesi lazım. Kur'an okuduğu zaman zevk duyması lazım. Şöyle derinden hoşnutluk duyması lazım içinden. Bunu duyamıyorsa biraz işi karışık demektir. Dikkat etmesi lazım. Şimdi gece kalktı adam, namaz kıldı. Arkasından Kur'an okuyacak. Okuyacak ama esniyor. Neydiyse yıkılacak. Sallanıyor. Evet. Şimdi Kur'an okumaya toplanıyorsunuz. Birileri soğan dikiyor. Hatta bazen pat diye düşüyor. Diyor ki Efendimiz, gece sizden biriniz geceleyin kalktı Kur'an okumaya, Kur'an ağzından dökülüyor. Uykusu var. Ne dediğini bilmeyecek derecede ağır basmış. O da tatlı gelir. Şeytan mahsus uyutur seni Kur'an dinlemesin diye. Öyle bir bastırıyor uykuyu, ne yapsa adam şey demiyor. Evet, o zaman diyor sakulat aleyhil kıra'e kel ame. Uykusundan dolayı okuduğu kelimeleri bile doğru düz seçemiyor adam. Öyle bir bastırmış. Felem yedrime yakul, ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Kelimeleri şaşırıyor uykusundan dolayı. Fel yansarif, fel yastacir. Yok, bu zaman böyle Kur'an okumasın. Kelimeler değiştirir çünkü. Böyle dua da etmesin. Namazla kılmasın. Ne dediğini bilmiyor çünkü. Ağzından mesela. Allah'ım mağfir, Allah'ım beni affet demek. Allah'ım mağfirliği, Allah'ım zünubi, Allah'ım günahlarımı affet demek.
Allah böyle diyeceğine mesela uykulu herif Allah mağfir dese bir nokta eksik. Allah mağfir. Allah mağfir. Arapça bu kadar farklı. Beni toprağın içine gönder. Yani öldür demek. Dua edeceğine tersine söylüyor. Çünkü ne dediğini kulağı duymuyor. Geçen de söyledik. Mesela Huvallahul Halikul Bari'ül Musavvir. Allah'ın güzel isimlerinden Halik, Bari, Musavvir. Diyecekken Huvallahul Halikul Bari. Halik berber demek. Halik yaradan ne kadar fark var. Uykusundan dolayı adam hamı dedi. Hamı dedi farkında değil. Okumayın diyor. Dua etmeyin. Şöyle biraz kendinize gelin. Ondan sonra okuyun. Hocam biz hiç kendimize gelmiyoruz. Hep uyusak, hep yatsak. Yo, biraz kendini zorlayacaksınız tabii. Böyle çok uykulu olduğunuz zaman söylediğinizi kulağınız duymayacak şekilde, seçemeyecek şekilde mecburen, vücuben, evet, Kur'an'ın kelimelerini tahrif edecek, bozacak şekilde baskınsa uyku, farz okumayacaksın. Okumayacaksınız onu. Değiştiriyor kelimeler. Ne dediğini aklından kontrol edemiyor. Vücuben, mecburen. Yoksa ibadet de, Kur'an okumak da bir ibadet tabii. Namaz kılmak da, Kur'an okumak da bilinçli olur. Şevkli, zevkli, uyanıkken olur. Ne dediğini bile bile olur. O zaman hedefe ulaşırsın. Ama bu durumda ibadet etmek lazım, Kur'an okumak lazım. Böyle bir durumumuz yoksa bu durumu yakalayınca kadar şöyle biraz kenarda hazırlık dönemi geçirin. Öyle Kur'an'a başlayın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Dua ederken de böyle, şey ederken de böyle. Kur'an okurken de böyle. Şimdi tabii felyas taci'i. Yatışların çeşit oturuşların çeşitleri var. Peygamberimiz kelimi cevamil kelim ümmi ama hiç tahsili yok ama Allah öğretmiş ona bir güzel kelime seçiyor öyle şeyler ifade ediyor ki şimdi biliyorsunuz benim uykum var diye yatarsanız sırt üstü abdest bozulur değil mi? Büzgeçler serbest kalır abdest bozulur ama iki dizinizin üstünde oturursanız alt taraf sağlam olduğu için böyle uyuklasanız bile abdestiniz bozulmaz. Çünkü aşağısı garantili, serbest değil. Serbest olacak şekilde yan gelirseniz mesela gevşenir. Gevşer bir tarafı yan gelmiş adam altı serbest. Sırt üstü yapmış altı serbest. Onun için ayakta uyuyanın abdesti bozulmaz. Büzgeçler serbest kalmaz çünkü. İki dizin üstüne oturan adamın da abdesti bozulmaz. Secdede sünnet üzere secde ettiği halde uyuyan adamın da abdesti bozulmaz. Çünkü erkeklerin sünnet üzere secdesi işte bu kolları böğrüne yapışık olmayacak. Oturağı da baldırlarına yapışık olmayacak. Canlı olacak yani. Canlıysa zaten ona uyku denmezler. Öyle uyuyabiliyorsan problem yok. Büzgeçler sağlamdır. Aksi halde uyudunuz mu şey serbest kalacağı için büzgeçler onu uyumayı abdest bozma kabul ediyor İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. İşte uyumak da böyle böyle. Yani Kur'an uykunuz var. Gitmiş yatmışsınız. Yok yatlamıyor Peygamberimiz. Abdestini bozmayacak şekilde mesela iki dizin üstüne azıcık otur. Şu uyku halin azıcık geçsin diyor. Ondan sonra gene oku. Tembelliğe prim vermiyor yani. Tembelliğe prim vermiyor. Bunu da burada söylemiş olalım. Bu hadis-i şerifi Ahmed İbn Hanbel, Abdurrazzak, Müslim, İbn Mace, Ebu Davud, Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza kâmer raculu min meclisihi sümme raca ileyhi fehuve ahakku. Evet bu Ahmed İbn Hanbel, Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace Bukhari'nin naklettiği bu hadis-i şerifte de cami adabından, meclis adabından söz ediliyor. Şimdi camiye erken gelmek çok muazzam bir sevap. Camiye erken gelir de
otursanız, namazı bekleseniz, namaz kılmış gibi devamlı sevap kazanıyorsunuz. Melekler size dua ediyor. Emeklisin, işin yok. Erkenden gel otur camiye. Bir de tabii tesbih çekersen, Kur'an okursan, Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allah, Estağfurullah, Allahümme salli ala Muhammed gibi yüzer defa bunları sıralıyorsun. Muazzam sevap. Hiçbir şey demesen bile namaz kılıyormuş ki sevap kazanıyorsun. Erken gidersen. Ve camide ezan okunduğu zaman, camide böyle otururken ezanı dinliyorsan, mahşerde yüzün güneş gibi parlayacak diyor Peygamberimiz. Buhari hadisi bu. Gelirken yolda ezan okundu, ay gibi parlayacak diyor. Caminin kapısına girmeden önünde yıldız gibi parlayacak. İçeride girdin, ezan bitti, sen sonra girdin. Namaz geçerli, problem yok. Ama şu yüzün ay gibi, güneş gibi parlaması kalmıyor. Erken gelmek lazım. Erken geldiniz, oturdunuz. Tabii şimdi burada o kadar şey değil ama Kabe-i Muazzama, Allah nasip etsin, herkes gitsin. Orada yer kapma, ana baba günü, hele cuma günü, 5-6 milyon adam geliyor oraya. Yer kapmak ne kadar önemli. Erken gelmişsiniz siz. Gusül abdesti alarak erken gelmişsiniz ama bu durmadığı için sıkışmışsınız. Evet, orada bu yer kavgası çok oluyor. Ben erken geldim, ne geliyorsun yanıma? Ya senin baban mı olur mu? O da gelsin otursun, mübarek adam. Bunlar hep orada da imtihanlar var. Şimdi oturdu adam, abdest hazırlayacak. Öğleni kıldı, ikindiyi de kılayım gideyim dedi. Çıkmıyor Kabe'den veya camiden, burada da olur bu iş. Ama abdesti daraldı, sen de kalabalık. O gidince yerini diyor işgal etme. Yerini doldurma. Geldiği zaman giden adamın hakkıdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden biriniz camide, mescitte veya bir başka yerde erken gelmiş, oturmuş derken sümme raca ileyhi fehu hakku şeyinden oturduğu yerden kalkmış abdest almak veya bir başka çağırmış birisi, önemli bir şey var diye hemen gelip oturacak. Evet. İlk oturanın adamın hakkıdır diyor. İlk olan kavga etmen, adam gitti geldi yerine oturur. Peygamberin emri bu. Kavga olmasın. Çok kavgalar ediyorlar Kabe'de. Hacılar kavga etti mi de hacı mebrur olmaz. Hacı mebrur demek anadan doğduğun günahsız döner gelir demek. Bunu kaçırırlar orada. Birisininle kavga etti mi herif, işte yer meselesinden kavga ediyor. Kavga etme arkadaş. Kural bu. Adam erken gelmiş, abdest almaya gitti geldi. Onun yerini işgal etmeyeceksin. Yine o oturma hakkı var. Ahakku. Daha haklıdır. Kavga etmeye gerek yok. Onun hakkıdır. Bunu söylüyor. Herhangi bir toplantıda bir yerde böyle erken gelen adam kalktı, bir mecburiyet dolayısıyla gitti geldi. Yine ona yerini vereceksin diyor. Kavga etmeyin. Usul böyledir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani önce gelen, önce gelenindir hak. Bu kalabalık halinde olunan yerlerin hepsine şamildir, hepsini kapsar. Anadolu'daki adetler hep güzeldir. Hep ayet hadise uygundur. Şimdi eskiden biliyorsun pazar yerler oluyordu. Adam bir yere kondu mu her hafta oraya konar. Ötekiler onun yerini işgal etmez. Bu bir örftür. Pazarcılar arasında, esnaf arasında herkesin yeri bellidir. Bunun yerine öteki gelip işgal ederse kavga çıkar tabii. Kavga yok. Burada, orada önce kim başladıysa şuraya yayınmaya, satacak eşyaları yaymaya, öbür pazarlarda da o haklıdır. Bu hadis ona da onu da kapsar diyor. Gümüşhaneli Hazretleri camide de kalkıp gidip abdest almaya giden adam geldi mi ona yer verin diyor. Buhari, Müslim, Ahmed İbni Hanbel, Ebu Davud, İbni Mace, Beyhaki, Ebu Hureyre'den Ahmed İbni Hanbel, Vehb İbni Habeşe'den, Tabarani, Ebu Davud, İbni Mace, Vehb İbni Huzeyfe'den, El-Gıfari'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizi nail eylesin inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza kâme'r-racülü
ila salati fe la yuammid aynayhi. Evet. Namaz nasıl kılacağız? Efendimiz bütün detaylarına varıncaya kadar şey etmiş, tarif etmiş. Şimdi bir kere kıbleye dönmek namazda farz. Abdestli olmak farz. Abdest adamı namazı olmaz. Kıbleye dönmezse namazı olmaz. Ama efendim ben uçakta kılıyorum, otobüste kılıyorum, trende kılıyorum. Ha, orada da namaz kılacağız. Oturduğumuz yerden yanımızdakini rica ettiniz, kıbleye dönebileceğiz. Ama biz kıbleye döndük, uçak, tren, otobüs döndü. Tam tersine hiç problem yok. Başlarken kıbleye dönme imkanınız varsa dönün. Yok, nereden döneceğiz? Böyle kum gibi insan. Durabildiğin yer geçerli. Mazeretin var çünkü. Fakat normalde kıbleye dönmeden namaz fevelli ve çeşatral mescidil haram. Külleme dehal aleyhe zekeriyel mihrab. Esas bu mihrab ayeti, bu kıble ayeti bu değildir. Mihrab geçtiği için bunu asarlar. Fevelli ve çeke şatral mescidil Kabe tarafına dön. Allah'ın emridir. Bundan dolayı namazda kıbleye dönmeden namaz olmaz. Evet. Şimdi namaz durduk. Evet, niyet edeceğiz tabii. Hangi namaz kıldığımızı bileceğiz. Eğer imamsa imama uydum diyeceğiz. İmama uydum demezsek ayrı kılarız. Olmaz. İmama uyarsak farz kıldığımız zaman imama uyuyoruz biliyorsunuz. Teravih'te sadece cemaatle kılmaya izin var. Bunun dışında nafileleri imamla kılmaya izin yok. Farzı duyduk mu, uydum imama dedik mi bizim farzımız garantili. İmam hesabını verecek. Ama kendin kılarsan, kıraatı düzgün yaptın mı, farzını vacip düzgün yaptığı hesaba çekecekler. Düzgün yaptıysan ne güzel. Ya yanlış yaptıysan bir havaya gidecek namazın ya da kör topal bir namaz olacak. Onun için cemaate geldiniz mi, uydum şimama dediniz mi, garanti belgeniz var. Öyle diyor Peygamberimiz. İmam damin, imam kefil namazınızın eğer tam yaparsa hem ona hem size. Eksik yaparsa imama eksiklik sorumluluğu imamın, sizinki garantili diyor. Hadis var böyle. Onun için camiye gelmek lazım. Uydunuz efendim. Şimdi adam namaza duruyor. Yalnız veya cemaate uyuduktan sonra ya işte Süleymaniye'yi tamir ediyorlar. Çadır camisi kurmuşlar. Kim kurduysa yani bu demirler iyi kaynatmış ha. Demirlere bakıyor herif. Kenarlarını kontrol ediyor. Gözü sağda solda. Yanlış. Buna iltifat derler. Şeytanın namazdan çalmasıdır diyor Peygamberimiz. Evet. Göğsünüzü kıbleden çevirseniz namazınız bozulur. Çünkü kıble farzdır biliyorsunuz. Göğsünüzü kıbleden çevirseniz bozulur namaz. Göğsünü çevirmiyor. Kafasını böyle. Kubbesine bakıyor, halılara bakıyor sağa sola. Bunlar şeytanın namazınızdan çalmasıdır diyor. Bir de şunu söyleyelim. Mesela secde edince secde yedi aza üzere olur diyor Peygamberimiz. Namazda kıbleye dönmek farz. Bütün azalarınızı kıbleye döndüreceksiniz namazda. Secdede de bu farz aynen devam ediyor. Alın, baş, iki el, üç, iki diz, beş, iki ayak, yedi. Peygamberin emri böyle. Yedi aza ile secde olur. Adam namaz kılıyor, ayakları havada. Bu adamın secdesi yoktur. Adam namaz kılıyor, ayakları ters koymuş. Sırtını koymuş secdede. Bunun da namazı yok. Çünkü yere değmesi neyle olur insanın ayağı? Değil mi? Sırtında mı olur? Hadi bakayım bir taneniz ayağının sırtında burada yürüsün bakayım. Ha, numaracılar yapıyor milleti güldürmek için. Onlar istisna. Ama şimdi normalde insan yere nasıl bakar? Basar. Ayağının altıyla. Onun için secdede ayağın altını böyle koyacaksınız. Secde ettiğiniz için böyle kıvıracaksınız. Kıvırılmıyor adam, kireçlenmiş. Ucunu değdireceksiniz. Ayağın parmaklarının ucunu. Böyle sırtını koyarsanız secdeniz olmaz. Şimdi efendim, şimdi burada okuduğumuz hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda durduğumuz sizden biriniz öyle diyor.
Ne yapsın? Adam sağa sola bakmayayım diye. Veya şimdi soruyorlar, hocam Kabe'ye gittiğimizde Kabe'ye mi bakacağız, önümüze mi bakacağız? Evet. Ben de onlara diyorum ki namaz kılmak bir sevap. Kabe'ye bakmak da sevap. Kabe'ye bak. Ama Kabe'ye bakacağım derken, ha bu adam Fransalı galiba, Nijeryalı. Bunu dersen o zaman önüne bak. Önüne bak. Şimdi burada da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte namazda nereye bakacağımızı söylüyor. Adam diyor ki, ya hocam insanın gözü kaçıyor işte. Önümdeki Nijeryalı, Mısırlı, İngiliz, Türk filan diye gözüm dalıyor. Onu görmemek için yumuyorum gözlerimi. Diyor ki Peygamberim, bu da yanlış. Bu da yanlış. Sağa sola bakmak nasıl yanlışsa diyor. Sizden biriniz namaza kalktığında, namaz kıldığında iki gözünü yummasın. Yummasın. Bu da mekruhtur. Ne yapsın ya? Secde mahalline baksın. Secde mahalline baksın. Efendim, secdedeyken, secde ettiği sırada huçu burnunun iki yanına baksın. Ettehiyyatı okurken kucağına baksın. Sağa sola bakmasın. Gözünü de yummasın. Yumarsa kerahat olur. Namazın sevabı azalır. Gözümüzde yumman namazda diyor. İbn-i Adi Tobarani Abdullah İbn-i Abbas'tan İmam Suyuti İzâ kâme ahadukum fî salâti felâ yummiz aynayhi, İki gözünü yummasın şeklinde hadis-i şerifi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizi nail eylesin inşallah. Güzel namaz. Evet. İki rekat hiç Allah'tan başka şey düşünmeseniz, ahiret duygularıyla Allah'ın huşu ve hudulu olarak, duygulu, bilinçli olarak iki rekat namaz kılsanız günahlarınızı sıfırlarsınız diyor Peygamberimiz. Böyle namaz kılmayı Allah bize nasip etsin inşallah. Amin.